Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı külliyedeki 3. Turizm Şurası'na katıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm Atatürk sektörünün Kültür mevcut durumunun Merkezi'ni değerlendirilmesi ve olduğu yeri geleceğe yönelik ulusal bir yıkıyoruz turizm ve politikasının oraya oluşturulabilmesi daha amacıyla büyü bugün lansmanını başlayan yapmak 3 Kasım suretiyle de tarihinde sona erecek ve açılışı 2019'un Cumhurbaşkanı sonuna Recep kadar Tayyip Erdoğan tarafından inşallah Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan 3. Turizm gerçek Şurası'na katılmak üzere Ankara'ya gitti. inşaat Türkiye ile birlikte Aksaray turizmi bölgesinin ve ilin nasıl turizmi ile ilgili turizmi sorunların ve çözüm olduğunu önerilerinin anlatan ortaya konulacağı burada 3. Turizm Şurası'nda Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği başta olmak üzere Türk turizminin önemli temsilcileri buluşmada yer alıyor. Türkiye'nin 3. turizm hamlesi olarak 15 yılın ardından düzenlenen Şura, Türkiye'nin imajını güçlendirmek ve marka değerini yükseltmek, turizm alanında çalışmalar ile görüşleri ele almak üzere gerçekleştirilecek ve 2023 turizm hedefleri yolunda vizyonu ortaya koyacak. Bugün burada bir müjde vermek istiyorum. Burası malum Ankara'daki bizim yarı opera binası diyebileceğimiz bir kongre merkezimiz. 2000 kişilik. Şimdi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu yeri yıkıyoruz ve oraya daha büyüğünü, çok çok farklı, çok çok modern bir mimariyle inşallah pazartesi günü İstanbul'da lansmanını yapacağım. Ve bu lansmanını yapmak suretiyle de 2019'un sonuna kadar inşallah orada biz bir opera binasını İstanbul'umuza kazandırmış olacağız. Gerçekten proje çok çok güzel ve muhteva itibariyle bugünkü mevcut projeyle mukayese edilemeyecek derecede zengin. Birçok ihtiyaca cevap verecek, çok amaçlı ve İstanbul'daki bizim turizm faaliyetlerinde de hakikaten Türkiye'nin bu alandaki gücünü ortaya koyabilecek bir imkan, bir zemin hazırlıyoruz. 2019 sonuna kadar da inşallah onu bitirecek. Belki de 2019 seçiminden önceye yetiştireceğiz. İstanbul'umuza, ülkemize şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Ve bu düşüncelerle bir kez daha şuramızın başarılı geçmesini diliyor. Düzenlenmesinde emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından soğuk kış günleri öncesinde su sayaçlarının donmaması amacıyla vatandaşlar uyarıldı. Soğuk kış günlerinde meydana gelen su sayaçlarının donarak zarar görmesi konusunda Aksaraylılara uyarılarda bulunan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, donan sayaçlara hiçbir şekilde ateş ve sıcak suyla müdahale etmeyin, ilk müdahale olarak vananın kapatılması gerekiyor açıklamasını yaptı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, kış aylarında sıfırın altına düşen hava sıcaklıklarının su sayaçlarının donarak hasar görmesine neden olacağını hatırlatarak, Aksaraylıları sayaçlarının donmaması için önlemler almaları konusunda uyardı. Abonelere ait su sayaçlarının korunmasının abonelerin sorumluluğunda olduğunu açıklayan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, sayaçların soğuğa ve dış etkenlere karşı korunmasız bırakıldığı takdirde donarak zarar görebileceğini hatırlattı. Abonelerin donan sayaçlara hiçbir şekilde ateş ve sıcak su ile müdahale etmemeleri gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, sayaçlara bu şekilde müdahale edilmesi halinde tesisat ve borularda büyük zararlar meydana gelebileceğinin altı çizildi.
Özel liderler anaokulu öğrencileri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette heyecanlı olan çocuklar Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya kendi elleriyle yaptıkları süslemeleri hediye etti. Başkanım, merhaba, hoş geldin prenses. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sizleri gördük. Topuz canım benim. Çıkartabilirsin burada. Çıkartın. Öğretmenleri eşliğinde Aksaray Belediyesi'ne gelen minik öğrenciler, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya Cumhuriyet Bayramı'nın 94. yıl dönümü dolayısıyla okullarında kendi elleriyle yaptıkları Türk bayrağı süslemesini hediye ettiler. Çok güzel yapmışsınız ya. Tebrik ediyorum sizi. Bunu siz yaptınız değil mi? Ziyarette heyecanlı oldukları gözlerinden okunan miniklerle yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Yazgı, anaokulu öğrencilerine günün anısına hediyeler verdi. Her mevsimde ayrı güzellikler sunan Hasan Dağı'na yılın ilk karı düştü. Aksaray ve Niğde ili sınırları içerisinde yer alan 3268 metre yüksekliğindeki volkanik bir dağ olan Hasan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. İç Anadolu bölgesinin Erciyes Dağı'ndan sonraki en yüksek dağı olan Hasan Dağı'nda sonbaharın renk cümbüşü karın beyazlığıyla buluşarak ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.